haber şöyle. Sevgili seyircilerimize buradan seslenelim. Yorumunuzu bekliyoruz. Uçakta öpüşmek mi ayıp, yoksa öpüşenlere çekmek mi ayıp? Burada böyle bir çelişiyoruz. Kimler öpüşüyor? Buyurun görüntüler. Şimdi tabii çeşitli iddialar var. Diyorlar ki bu öpüşme oldu. Bu öpüşme değil. Bu bayağı çok seviyor kızı. Yani bunu anlatacak olursak çok seviyor ve hani içine almak istemiş. İşte olabilecek şeyler, evet. Hayatta olan şeyler ama bu savaşma seviş. Filmde de Akın'ın böyle bir sahnesi vardı biliyorsun. Biliyorum. Demek ki gerçek hayatta da Hercai tarz, dizisinde değil mi? Birisi. Evet. Şimdi Hercai çok izlenen bir dizi. Hepimizin çok sevdiği bir dizi. İddialar şu Bilcan. Diyorlar ki dizi 2 hafta bütün diziler ara verdi ya, diziyi hatırlatmak amaçlı böyle bir görüntü olabilir diyorlar. Vallahi diziyi hatırlatmak için çok mantıklı bir reklam görüntü. Reklam diyenler var. Ama ben kendi şahsi fikrimi yine tabii ki söyleyeceğim. Akın'ın reklama ihtiyacı çok, çok izlenen bir dizi, çok reyting yapan bir iş ve böyle gündeme gelmek ister mi ya? Ya bu tam anlamıyla belli ki habersiz çekilmiş bir iş ama ya ben şunu şunu daha çok yadırgadım. Yani ben birisi öpüşürken görsem yüzümü çeviririm gerçekten. Yani oturup onu çekmek fikrinde ben yokum ya. Hani burada toplumsal sıkıntı olur, kızı döver Akın. Bizim de onu görmemiz lazım. Çekersin ve bunu anlarım ve magazine verirsin. Biz de onu burada mahvederiz. Ay bu bir kadını dövdü diye. Ama insan da böyle kıskanıyor da ne kadar güzel bir aşk diyorsun ama bir yandan da diyorsun ki hani evde var. Belli ki tatilden gelinmiş. Tatilde de çok vakit geçirmişsin. Hani uçağa kadar ne bileyim hani uçakta da bilemiyorsun. Duygularına hakim olamamışlar. Ya tabii ki olamamışlar. Kıskanılacak bir durum bilmiyorum ama bence biraz bir kadın olarak rahatsız edilecek de bir durum. Ama kimse görmüyor zannediyorlar. Hani bilerek de yapılan bir şey değil. Milletin gözünün içine soka soka da gel seni öpeyim demiyor ki. Yani ne bileyim uçağın en arkasıyla sinemanın en arkasında şöyle görüntüler görmeye çok alıştık da. Yani vallahi görüyoruz da. Bu çekimler nedir ya? Bu çekme işi beni çok yordu. Yani insanların şu... Bir iki tane iki şey yani Ece. İki koltuk önünü çekiyor anladın tabii, mı? Tabii yakınlaştırmış. Bak şimdi sorduk. Ya, bu yakın çekim. Şimdi sorduk ya. Evet izleyiciler ne diyor? Yıldız Hanım ikisi de ayıp. Öpen de ayıp yapmış. Terbiyesizlik insanda biraz ar olmalı ama hepsine diye dil çıkarmış. Öpen de terbiyesizlik yok bence ya. Terbiyeyle ilgili bir şey değil bu. Başka Tayfun Bey diyor. Yuh memleket bitmiş bu millete ne oldu Allah yardım etsin bu millete hangisi diyor. Hangisi için dediniz Tayfun Bey öpen mi çeken mi? SNGL Şahin uçakta bunu yapmak da ayıp çekmek de ayıp. Şebnem Hanım film sahnesi başka bir şey ama kendisini bir AVM'de ya gece kulübünde kimseyle sarmaş dolaş görmedik. Uçakta ne diyor uçakta oyuncu olarak değil Akın olarak bir yere gidiyor. Bu insanlar hiç normal hayatını yaşamayacak mı diyen bir izleyicimiz. Peki başka bir izleyicimiz sen ünlüsün ve çekilmeye mahal vermeyeceksin diyor. Yani ne yaşarsan kendi içinde yaşayacaksın. Bir başka izleyicimiz de Semra Hanım da bu öpüşmek değil yalnız demiş. Yani Semra Hanım'ın fikri başka bir şey. Lamia çekene ayıp diyor. Çekene ayıp doğru. Bu ne rezillik çeken de bir o kadar rezilliğe ortak olmuş uslu ferdi. Erkekler genellikle rezillik diyor. Kadınlar daha normal karşıladı. Sence Ece biraz alkol de var mı? Onun rahatlığıyla olabilir mi bu işler böyle? Yani olabilir de şimdi... İnsanların özel hayatı ve uçaktasın kimsenin görmediğini düşünüyorsun ya toplum içindesin ama değilsin ki şimdi ben uçakta arkamı önüme bakıp da dur seni bir öpeyim demem ki o sırada belli ki belki de evlilik kararı aldılar onu kutluyorlar ne bileyim mi? Yani şöyle bak mesela şöyle bir durum olsaydı bu bir fotoğraf olsaydı ve sadece öptüğünü görseydik öpmüştür çekmiştir deyip kimseyi konuşturmayabilirdik. Şimdi insanlar niye bu kadar konuşabiliyor musun? Ya arkadaşım. Belli ki devam ediyorsun yani. Arkadaş bir çekiş değil. Buse değil bu. Buse kondurma değil. Bu bir Buse değil. Değil. Bu baya. Evet öpüşüyorlar yani. Öpüşmekten de ziyade baya. Öpüşmek de hani şey French kiss vardı ya. Tek bedende yüzler birbirlerine girmiş. Dudaklar birbirlerine girmiş. Yine de kadının kendi tercihidir. Adamın kendi tercihidir. Böyle bir yaşam özel tarzı. Hayatı bir deyip, şey diyemem. Evet. Ama çekilmesi son derece. Kötü bir durum. Ya çekip de ne yapıyorlar? Hemen magazine servis ediyorlar. Evet bu da ne acayip. Şimdi mesela bunu çeken kişi arkasına yaslanıp kahramanlığını mı ilan etti bilmiyorum tabii. Bak Sedan Hanım da enteresan yaklaşmış. Aslında doğrusu bu mu?
Soralım. İnsanlar sevmeyi o kadar unutmuş ki insanlar garipsiyor. Bu öpüşmek değil ki. Sevgisini göstermiş. Çekene ayıp diyor. Tu Bella diyor ki çok ayıp. Git kimsenin olmadığı yerde ne yaparsan yap. Gözden düştü diyen var. Gözden düştü diyen var değil mi? Evet. Aslı Hanım diyor ki biraz ayıp olmuş. Özel bir durum. Bunu çekip yayınlamak olmamış bence demiş. Bir tanesi de kendisini kaybetmiş artık. Akın kendine gelsin yazmış bak bir izleyicimiz de. Yani kendisini kaybettiğini düşünüyor Akın'ın. Fatma Hanım diyor ki dişlerini sökmüş Akın Bey diyor. Evet. Allah Allah. Şey Demet diye benim bir kız arkadaşım mesaj atmış. Güzel. Oh ne güzel, keşke daha çok öpseymiş. Dayak görmekten çok daha iyidir demiş değil mi? Şiddet görmekten bıktık artık, şiddet haberlerinden. Bunlar en azından birbirlerini seviyorlar. Şimdi şöyle bir şey var izleyicinin söylediği. Evinde yap bu işi, git ortalık yerde olmaz. Hayır yani ortalık yerde de öpüşebilir. Yani bunda bir sıkıntı yok. Fakat bundan rahatsızlık duyacağını biliyorsa bunu şikayet edemez. Hani niye çektiniz, bana niye bunu yaptınız diyemez mesela Akın. Çünkü artık orası kamuya açık bir yer ya. Öptüysen öptüm kardeşim demesi lazım Akın'ın bu kadar rahatlıktan sonra. Ama ne biliyorsun şey yaptığını, ne itiraz ettiğini bu görüntüye, yani bir şey ne diyecek zaten ki? Zaten demedi bir şey. Demedi. Derse diyorum. Hani Akın şunu derse, nasıl çektiniz terbiyesizler derse Akın'a derler ki yani orası çok çekilmeye müsait bir yer. Evet. Bak bir erkek izleyicimiz diyor ki Tayfun Keskin, bir erkek sevgilisini eşini teşhir etmez, delikanlı bu değil diyor. Oy. Devamını okumayacağım. Yani burada teşhir etme derken neden bahsediyorsun? Burada teşhir yok bence. Kimileri öpmez ama karısını kızını sokakta dudaklarından. Kimileri öpmez. Ama öpeni de yerle bir edemeyiz. Yani ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. Tam anlamıyla hayat tercihlerimizden ibaret. Bunu yaşamayı tercih ediyorsak yaşayabiliriz. Burada söyleyecek pek fazla bir şey yok. Ama Akın'a değil de Akın'ı çekene söyleyecek söz belli. Yani bu çekilmez. Peki ilerleyen dakikalarda Enes Batur ve Rainman'le ilgili haberimiz varken kavga var, kavga haberi. Yine sözler havada uçuşmuş. Bakalım hep beraber o habere bakacağız ama kısa bir reklam arası var. Reklamlardan sonra tekrar. Son dönemin en çok konuşulan dizisi Hercai. Hercai'nin setini Down sendromlu çocuklar ziyaret etmiş. Akın Akınözü ve Ebru Şahin de Down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenip onlarla hatıra fotoğrafı çektirmiş. Fotoğrafları da sizlerle paylaşıyoruz. Ne kadar yakışıklı bir de. Çok maşallah. Ay canım benim ya. Maşallah. Hercai Cuma günlerinin vazgeçilmez dizilerinden. Cuma değil mi? Çok izleniyor bir can. Evet, öyle evet, böyle evet. Değil. Çünkü insanlar galiba aşka da hasret. Bak çok evet. Bayağı sabahtan beri aşktan bahsediyoruz ha. İşte yoksa çok konuşuyorsun. Ama artık. İşte. Galiba aşka hasret insanlar çünkü böyle kuvvetli aşklar mesela Asmalı Konak'ta da öyle bir aşk Ay, vardı ki. Seymen Ağa değil mi? Evet ya. Evet yani ya. Adam her şeyi yerle bir ediyordu sevdiği için, kadın için her şeyi göze alıyordu. Biz böyle aşklara galiba hasret kaldığımız için bu tür dizilerde çok iş yapıyor. Şimdi bir bekar bir kız arkadaşımla cumartesi günü arabada gidiyoruz. Dedim ki sen bizim abim, sen nasıl insanlardan hoşlanıyorsun? Ya bir şey yap yani, bir sevgilin olsun. Ben dedim Miran gibi seviyorum. Miran kim ayol dedim. Miran Aslan Bey gibi istiyorum dedi. Dedim ki biz herhalde bu Akın'dan bahsediyor. Akın Özü. Ya o kadar Akın Özü değil ki iş. Evet. O kadar Miran Aslan Bey karakterindeki sevgi ki gerçekte bilemiyoruz onlar nasıl seviyor, onlar nasıl ilişki yaşıyor. Bak Ahmet Kural'ın ne kadar güzel baktığını söyledik. Sonra neler çıktı? Mahkeme salonlarında son buldu iş. Yani ne bileyim çok sevdiğini düşündüğümüz işte Oğuzhan Koç diyorsun yıllardır ya. Beraber şu anda bak esameleri okundu. Evleneceklerdi, fotoğraflar silindi. Dedim ki o zaman sen dedim sana bir tespit yapacağım. Sen dedim Bilen Aslan Bey'i de seviyorsan, onun sevgisini sevdiysen kesin dedim o sen anlat Karadeniz'deki o neyli çocuk ula o Tahir'i de çok seviyorsun dedim. Ben Tahir'i de çok seviyorum dedi. Bazı insanlar çok sevmelerini seviyorlar bu oyuncuların. Ben bir şey itiraf edeceğim. Üçüncü veya dördüncü bölüm. Bak böyle ya. Bakınca bak konuşasım gelmiyor. Bir bakmayayım mı? Nasıl? O konuyla ilgili. Ciddiye mi almayayım seni? Ne diyeyim? Hayır, aşkla ilgili. Hercai'de hoş geldin var ya. Kim söylüyordu? Hoş geldin. Hemen bilirsin sen. Yani seyirlikte ilgilenmek olsun. Hayır. Sakallı. Hoş geldin. Hoş geldin. Neyse hoş geldin diye bir şey. Sen bana geç geldin ben sana. Sen bana erken geldin. Bizim Koray diyorsun. İşte Koray Avcı. Abici. Evet. Koray bizim Avcı. Koray ama. Bizim Tabii. Koray. Koray Avcı'nın söylediği o hoş geldin de Hercai dizisinin o iki yıldızı bir sahnede işte o birlikteler ve bu şarkıyı da böyle el ele tutuşuyorlar. Bak sana yemin ediyorum aşk diledim ya. Dedim ki ne kadar güzel bir aşk ya. O kadar güzel oynamışlar ki.
Bak izlemen lazım. İzlemediysen izle. Hoş Sen geldin denize şarkısı. atladığı sahneyi de çok sevmiştim. Ay o Bir da şey ya. atlamış. Deniz olmayabilir, Kız bilmiyorum. denize atlıyor. Arkasından çocuk da atlıyor. Ya böyle aşk Ay, bu lazım. resmen aşkla Evet uyanmışsın. ama hayır yani böyle aşk yok. Yok. Bir adam veya bir kadın atlıyorsa arkasına atlayacak adam kadın. Şimdi eve gelince kocanıza sorun. Eşinize sorun. Ben denizden atlarsam arkamdan atlar mısınız? Yok diyecek Direkt ya. Bak Instagram'a girip söyleyeyim. stalk'a başlayacak. Yeni yüzler aranıyor diye. Yazsanıza bir de. Sakın. Hanımlar özellikle Sizce yazsın. kocanız sizin arkanızdan denize atlar mı Ama hanımlar? deniz de öyle deniz değil ha şey yani Bayağı böyle. alıp götürüyor yani. Bayağı gidiyorsunuz. Gidiş o Ha böyle gidiş. yani. Ay işte bak bak. Çok güzel bir aşk. Allah nazardan saklasın diye dizi aşkına böyle şey Aa yapacağım. bak.